Çocuklar gelecek neslin umududur. Bu yüzden de hak ettikleri destek ve ilgiyi görmeliler ki büyüdüklerinde gelecek nesillere ışık tutabilsinler. Bu sürekli devam eden bir döngüdür ve bu döngünün merkezinde sevgi olmalıdır. Ama ne yazık ki 3 yaşındaki Evan Brewer için durum böyle değildi. Bu genç çocuk aylar boyu kayıp kaldı ve tüm umutlar tükenmişken yetkililer endişeli bir arazi sahibinden telefon aldı. Yetkililer bunun üzerine Evan'ın babası Carlo Brewer'a olay yerine kendileriyle beraber gitmeyi teklif etti. Baba ve yetkililer olay yerine ulaşınca yaşlı ev sahibi ellerine geçen ipucunun bu civarlardaki evlerden birine ait olabileceğini söyledi. Bunu der demez duvardan iğrenç bir koku yayıldı. Yetkililer çamaşır bölgesinin yanındaki bu yeri parçalamaya başladı. Kokunun kaynağını öğrenmeleri gerekiyordu. Birkaç saat sonra kimse gözlerinin önündeki şeye inanamadı. Evan'ın cansız ve çürüyen bedeni duvarlar içinde bir betona gömülmüştü. Bunu düşünmesi bile oldukça iç burkucu. Ailesi bu haber üzerine perişan oldu. 3 yaşındaki bu çocuk yanlış bir şey yapmış olamazdı. Yetkililerin yardımıyla suçlu çok geçmeden yakalandı. Yetkililer daha önce pek çok iğrençlik görmüştü ama hiçbiri Kansaslı 41 yaşındaki bu adamın yaptığıyla boy ölçüşemez. Miranda bu olaydan sonra çocukları da alıp kaçtı. Olaylar çok geçmeden daha da karıştı. Polisler bunun sıradan bir kaza olmadığını anladı. Evde çocukla alakalı bir sürü video kaydetmek ya da eski resimler hakkında konuşmak, geri kalan çocukların yok olan özgüvenini yerine getirmişti. Annesi Miranda oğlunun ölümünün hastalıktan kaynaklandığını belirtti. Vefatından önceki gün Stephen, Evan'ın tüm harçlıklarına el koymuştu. Zavallı çocuk okulda karnını doyuramamıştı. Ardından bir gün Evan açlıktan bayıldı. Miranda duyduğu sesin tuvaletten geldiğini düşünerek tuvalete gitti ve onun ıslak ve cansız bedenini kolları arasında taşıdı. Miranda ayrıca yeniden kokmaya başlamadan önce Evan'a iyi bakın diyordu. Tüm bunlara seyirci kalan annenin durumundan memnun olmaması imkansızdı. Stephen bu sırada bir kürek ve 2 paket beton almaya gitti. Bu sayede Stephen'ın bedenini çamaşırhanede saklamaya karar verdi. Her şey kameralara çok net yansımıştı. Bu dünyada kötü şeyler olduğu kadar iyi şeyler de oluyor. Ev sahibi bu iğrenç kokuyu fark edene kadar kimse bu kokuyu fark etmemişti. Sedgwick bölgesi eyalet savcısı hakim Steve Terrence şunları söylüyor. Evan'ın ve benzer durumdaki pek çok ailenin parçalanmasının sebebi aile içinde söylenen yalanlardır. Ailesi Steven ölümüne sebep olduktan sonra babaya ömür boyu hapis cezası verildi ve bu yüzden de her pazar şükredecek.